D planına herkes selamlar. Bu bölümde çam türü ağaçların bünyelerinde bulunan reçine ile yapıştırıcı amacıyla birçok farklı alanda kullanabileceğiniz reçine tutkalının nasıl yapıldığından bahsediyor olacağım. Başlamadan önce serinin gelecek videolarından ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Çam ağaçları gövdeleri üzerinde oluşan yaraları kapatmak ve ağacı korumak için reçine salgılar. Bu salgı yara üzerinde birikerek zamanla kurur. Reçine tutkalı adına gereken reçineyi toplamak için eğer bir çam ormanındaysanız çevrenizdeki çam ağaçlarının gövdelerinde doğal olarak oluşmuş yaraların üzerinde bu biriken reçineleri bu amaçla toplayabilirsiniz. Yeterli miktarda reçineyi topladıktan sonra tutkal yapımına geçebiliriz. Ancak tutkal yapımı için reçine dışında metal bir kap ve kamp ateşinizden arta kalan odun kömürüne ihtiyacımız olacak. Reçine kendi başına güçlü bir yapıştırıcıdır ancak yumuşak ve yapışkan yapısı doğrudan bu amaçlı kullanımını zorlaştırır. Reçinenin bu özelliklerini ortadan kaldırmak, yoğunluğunu arttırıp dağılmasını önlemek ve tutkalı bir yerde tutmak için reçineyi öğütülerek toz haline getirilmiş odun kömürüyle karıştırabiliriz. Bu tarifte kullanacağınız malzeme miktarı 3 birim reçineye 1 birim öğütülmüş odun kömürü olacaktır. Ateşi yaktıktan sonra yanıp köz haline gelmesini bekleyin. Sıcak közlerin üzerine metal kabı, içine de reçineyi koyun. Bu şekilde arada karıştırarak reçinenizi yavaşça eritin. Burada erimenin olabildiğince yavaş olması ve reçinenin kaynayacak kadar ısınmamasına özen gösterilmesi gerekir. Eğer reçine çok ısınırsa ve yanarsa içindeki terebentin uçar ve elde edeceğiniz tutkal cam gibi sert ve kırılgan olur. Ayrıca yapıştırıcı özelliği de kaybolur. Reçineyi eritirken açık ateş yerine köz kullanmamızın sebebi ise eriyen reçinenin neredeyse bir benzin kadar yanıcı olmasıdır. O yüzden ısıtma esnasında reçinenin alev almamasına ekstra özen gösterilmesi gerekir. Reçine kap içinde eridikten sonra metal kabı közlerin üzerinden alın. Ancak ateşe yakın tutun ki işlem tamamlanana kadar reçine soğuyup katılaşmasın. Ardından kömür tozunu ekleyip yavaşça reçineyi karıştırın. Malzemeler iyice karıştığında karışım iyice yoğunlaşmış ve tutkalımız hazır olmuş olacaktır. Ancak bu halde tutkalı kullanmak pek pratik olmayacaktır. O yüzden çevrenizden bulduğunuz düz bir dal ya da çubuğun ucunu tutkala daldırın ve çubuğu döndürerek tutkalın çubuğun ucunun toplanmasını sağlayın. Ardından çubuğu çıkartıp soğuk suya daldırın ve sonrasında tekrar tutkala bulayın. Bu işlemi birkaç kez yaptığınızda çubuğun ucundaki tutkal kat kat birikerek kalınlaşacaktır. Son aşamada da elinizi biraz ıslatarak şekil verebilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda tutkalı soğumaya bırakın. Tutkalın ideal yapıda olup olmadığını anlamak için tutkal üzerine tırnağınızla baskı uygulayın. Tutkal olabildiğince sert olmalı ama tırnağınızın izi kalacak kadar da bir elastikliğe sahip olması gerekir. Ancak tutkala tırnağınızla bastırdığınız ya da bir yere yavaşça vurduğunuzda kırılıyorsa tutkal olmamış demektir. Bunun sebebi yapım aşamasında ya fazla ısıtılmış olması ya da kömür tozunun çok fazla eklenmiş olması olabilir. Eğer oluşturduğunuz tutkal ideal yapıdaysa kullanıma hazır demektir. Reçine tutkalını kullanmak için yapmanız gereken kullanmadan önce ateşin üzerinde biraz gezdirip yumuşattıktan sonra yapıştırmak istediğiniz noktaya uygulamak olacaktır. Evet, bu videoda bahsettiğim konularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir nokta veya görüş ve önerileriniz varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, ayrıca bu serinin devamı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak ve takipte kalmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. D planından şimdilik bu kadar. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.